Merhabalar sevgili Açık Beyinler. Bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. 2021 güz sezonunda soru yorumun yeni sezonuyla sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Belki fark ediyorsunuz, zaten bizi çılgın takip edenler biliyorlar. Neredeyse 3 senedir kesintisiz olarak yapmaya devam ettiğimiz, anlayacağınız üzere benim en sevdiğim olduğu için de devamlı yapa geldiğimiz bir formatımız soruyorum. Sizlerden gelen sorulara hani seçerek, biraz böyle eleyerek, çünkü sağlığınız ilginiz çok fazla ama hepsini cevaplayamıyoruz. Böyle kalbur üstü olanları bir ele alarak cevap vermeye çalıştık şimdiye kadar. Fakat yine beni takip edenler, işte kitaplarıma biraz bakmış olanlar, benim bir temel konuda muzdarip olduğumu çok bilirler. O da ta benim şu ilk sarı kitap, herhalde Ozan ondan buraya bir tane koyar bilmiyorum. Kimsenin bilemeyeceği şeylerde bir bölüm vardı. Orası celbedilmiş sosyal söz yetimi ya da afazi dediğimiz bir konu başlığını inceliyordu. Alev Alatlı'dan ilk defa duyduğum bir terimdi bu. Ve aslında Türkiye'deki iletişim sorunlarımızın, öğrenme problemlerimizin, eğitim arızalarımızın altında yatan temel sebep gibi görünüyordu. Hala da öyle görünüyor. Nedir o? Kullandığımız kelimeler ses olarak birbirine benzese de biz bu kelimelere aynı anlamları vermiyoruz ve çoğu zaman o kelimelerin ne anlama geldiğini bile aslında bilmiyoruz. Soruyorum da şimdiye kadar yüzlerce soruya cevap vermişizdir. Arşivi tarayıp şöyle bir bakabilirsiniz. Gerçekten yaş kuru her türlü mevzuyu burada konuştuk. Ama en basit ve çok sık tekrar edilen o kadar çok kelimemiz varmış ki bu kelimeleri burada daha önce böyle dört başı mamur tarif etmediğimiz gibi İnternet üzerinde de aradığımızda bunlara ilişkin böyle doyurucu, özet, hani bu kelimenin kök anlamı budur ve bizim için yaygın olarak şu anlama gelir diye bir tarifnamede çok fazla bulamıyoruz. Dolayısıyla hazır biz böyle bir format yaparken, yani soru yorum diye bir başlığımız varken, bu soruları aslında, yani bu kelimelerin anlamları, kullandığımız kavramların altyapıları nereden geliyor gibi soruları hep sormamız gerektiği zihninden hareketle elimizden geldiğince sizler için en temel kavram ve kelimeler üzerinde biraz sohbet etmeye çalışacağız. Bundan önceki sezonlarda benimle beraber olan diğer arkadaşlarım biliyorsunuz Şeyma Burcu Gül'le başlamıştık. Ozan Özgül ara ara misafir olmuştu soruyoruma. Ve en son Ayşina Sazal Sezen'le beraber sizden gelen soruları derlemiştik. Bu sefer sizden gelen sorularda üzerine en fazla soru sorulan kavramların kendilerine odaklanacağız. Ve biraz onlar üzerine zihin spor yapacağız. Biliyorsunuz daha önce defaatle hem soruyorum da hem televizyon programlarında hem kitaplarımda sıklıkla bir konuyu salık vermeye ya da önermeye çalıştım. O da neydi? Beynimi geliştirmek için ne yapmalıyım falan diye hep soruluyor ya. Beyni geliştirmenin en iyi yöntemlerinden bir tanesi kelime haznemizi sağlam tutmak, zenginleştirmek ve kullandığımız kelimelerin anlamına, derinlemesine nüfuz edebilme çalışması yapmak. Umuyorum soru yorumun bu 2021 güz sezonunda ele alacağımız kelimelerimiz ve onların arka planda üzerine yapacağımız sohbetler hepimiz için, tabii başta benim için geliştirici olsun, aydınlatıcı olsun ve beyin açıcı olsun.